iki tane çubuk verilmiş. A noktaları sabitmiş. A noktası etrafında dönecekler. Uzunlukları 4 birim. Her ikisi de 4 birim. Ayrı ayrı döndürülüyorlar. Birincisi 105 derece döndürülmüş. Tabii 105 derece sola doğru gidecek. Eğer 105 derece döndürürsek şu boyu değişmeyecek. A ucu sabit, B ucu şu tarafa doğru gelecek. Şimdi yazı olduğu için ben çok aşağıya kaydırmadan şu şekilde çiziyorum. Şöyle gelecek. Yani B noktasını döndürürsek B noktasının gideceği yer, yani B üstü noktası burası olur. Şöyle 105 derecelik bir dönüş gerçekleşmiş oldu. Bu aradaki açı 105 derece. Şöyle 105 derece bu tarafa aldık. Bunun uzunluğu 4 tabii. Uzunluğunu değiştirmedik. Döndürme işlemi uzunluğa etki etmedi. Diğeri de 75 derece döndürülüyormuş. Şu tarafa doğru 75 derece döndürüyoruz. Aradaki açı 90. Demek ki buna 15 derece yaklaşacak. 15 derece yakınında kalacak. Şöyle olur. Diğerinde döndürürsek C noktası şuraya, C üstü noktasına, buraya gelir. Tabii mesafe değişmedi. A, C üstü yine 4 birim olacak. Döndürme işlemi şu uzunluğun değişmesine neden olmadı. Burası 75 derece. Şurası 75 derece. Aradaki mesafe 90 dereceydi. 90 derece. Burası 105 derece. Birincisini 105 derece döndürüyoruz. Birincisini 105 derece döndürdük. Şu arada 105 derecelik bir açıklık meydana geldi. İkincisini 75 derece döndürdük. Şu arası 15 derece olur. Tamamı 90 çünkü. En baştaki durumlar için ikisi arasındaki açı 90 derece. 75, şu aradaki açı 15 derece olur. Şimdi burası çok karışmasın diye ben bu iki şekli dışarıya çıkaracağım. Şöyle bir şekil görüyoruz. Biri şu. Diğeri bu tarafa doğru geldi. Şurası A noktası. Bu sabit olan noktamız. B üstü noktası. Şurası C üstü noktası. Bu uzunluk 4 birim. Şurası B üstü. Şöyle yapalım. Şöyle B üstü burası. Şu uzunlukta 4 birim. Aradaki açı da 105 burasıydı. 15 de burası. 120 olmuş. Şu aradaki açı da şu açı da 120. Bizden istenen B üstü ile C üstü arasındaki mesafe. Onu şöyle gösteriyorum. Şöyle çizelim. Buna da X diyelim. Bizim aradığımız şey X. Şimdi direkt kosinüs teoremi kullanıp hesaplamak mümkün. Kosinüs teoremi üzerinden. Ama mecbur değiliz. İstersek şunu da yapabiliriz. Şu 4'ü diğer tarafa yazacağım. Dik üçgen oluşturarak çözebiliriz. Uzatıyorum bu parçayı. Şöyle. C üstüden buraya bir dikme indiriyorum. Şöyle. Burası 90 derece. 120 dereceydi. Öteki tarafı 60 derece olacak artık. Toplam 180 derece olması için. 60, 90. Burası 30. Şimdi hipotenüs uzunluğu 4. 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2. Kök 3. Artık şu büyük üçgen üzerinde Pisagor teoremi uygulanabilir. Şu sarı üçgen üzerinde. Buna göre x'in karesi yani hipotenüsün karesi eşit olacak. Şu dik kenar 6. 6'nın karesi. Diğer dik kenar 2 kök 3. 2 kök 3'ün karesi. Yani x kare eşittir 6'nın karesi. 36 artı 2'nin karesi 4. Kök 3'ün ki 3 12 yapar. Buradan x kare eşittir 48. Yani x eşittir karekök 48. Karekök 48. Yani 16 çarpı 3. 16 çarpı 3. 16'yı 4 diye çıkarırız. Buradan x'imiz 4 karekök 3 olur.